Ben bir bakayım hocam ne diyor filan. Zehriyedin. Biz nice yanımızda kardeşler biliyoruz. Efendim onları tanımak için Oda TV zındıklarını filan oradan haber alıyor. Lan kazibin haberine ne itibar olunur? Bakıyorum bana acayip haberler getiriyor. Hiç gündemde olmayan, duymadığım haberler. Çünkü ben nereye bakıyorum? İşte belli birkaç kanallar var. Onları dinliyorum yani. Ama onun o dediği, Oda TV dediği, Zındık TV'si ondan bir şeyim hiç olmuyor mesela. Karşıma da çıkmıyor. Öyle haberler dedim ya, nereden getiriyorsun sen bunları? Ben dedi onları takip ediyorum ki ters köşe yapayım işte bunların fikirlerinden hemen haberdar olayım. Neler dönüyor filan bileyim. Twitter'da da öyle sapkınları takip ediyormuş filan. Sonra ne oldu? Böyleleri hep saptı gitti. Hep sapıttı gitti. Batılla hakka ulaşamazsın. Hak birdir. وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ Hak geldiği zaman batıl kaybolur gider. Yani batıl köpük gibidir suyun üstündeki. Esas olan sudur. Köpük kaybolur gider. Onun için biz hakka uyalım. Hakka tabi olalım. Yanlış, onun dışında kalanlar yanlıştır. Çünkü sen şimdi yanlışı aramaya koyulursan yanlış çok. Rotasız yollar çok. Eğri büğrü dalgalı çukurlar çok. Çok. Kaç tane? Efendimiz buyurdu. 73 fırkaya bölünecek. Kulun finnâr illâ vahid. Ehl-i sünne vel cemaat. Ümmetim 73 fırka. Ne demek 73 fırka? Şu demek. Vahabiyesi, Selefiyesi, Cebriyesi, Kaderiyesi, Mürciyesi, Mutezilesi, Şiası, Şia'nın içinde 23 kolu filan. Bunların hepsini saydığın zaman zaten 70, belki 70'i de geçer. Çünkü ana koldan bir de furu dediğimiz dallara ayrılıyor yani. Dal dal ayrılanlar var. Kendi içinde bölünenler var. Ha, sen şimdi bir sene Vahabilikle gideyim. Haşa. Bir sene Şia takılayım. Bir sene Kaderiye takılayım. Bir sene Mutezile takılayım. Şunları bir çözeyim. Şunları bir an. Nesin sen ya? Yani evliya olsan sapıtırsın be. Çünkü evliya ne diyor? Yapma diyor. Yersin sancıyı diyor. Kalbinde hasar oluşur diyor. Hakka karşı, hakikate karşı, doğruya karşı bir düşmanlık olur sende diyor ya. Sen evliya Allah'tan daha mı bileceksin? Allah'ın ayetleri Celle Celaluhu ne buyuruyor Mevla? Oturmayın buyuruyor. Hadisin gayri buyuruyor. Ta ki onlar başka bir söze geçinceye kadar siz hak hakkında ileri geri konuşanlarla oturmayın, konuşmayın, kalkın oradan ya da susun, terk edin buyuruyor. Ha, başka bir söze geçti adam. Gelirsin hani ticaret yapıyorsundur filan. Baktın manyak sapkın konuşuyor yani. Din hakkında, peygamberimiz hakkında sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Celle Celaluhu hakkında, kitabımız hakkında ileri geri konuşuyor. Ramazan-ı Şerif hakkında makara kikiri yapıyor, alay ediyor, dalga geçiyor filan. Hemen orayı terk edin buyuruyor Mevla. Niye? Çünkü mesul oluyorsun. Ona bir tolere etmiş oluyorsun. Tamam ya, bu da konuşsun. Konuşma özgürlüğü var memlekette filan. Öyle şey mi olur ya? Ha, ne yapacağız? O zaman batıl olan, dalalet fırkasında olan kullu bid'atin dalale. Her bid'at dalalettir, sapıklıktır. Kullu dalaletin sahibiha finnar. Her sapkınlık yolunun yolcusunun akıbeti cehennemdir buyurdu Efendimiz. Cehennemdir. Onun için kardeşlerim aman ha dikkat edelim. Dinimizi, diyanetimizi iyi öğrenelim, iyi bilelim. Öyle sapkınların yoluna rağm olmaktan, din düşmanlarının kanallarını, Twitter'larını, şunları bunu takip etmekten Allah'a sığınalım. Videolarını da dinlemeyelim.